Merhabalar, ben Mehmet Can Yıldırım. Bugünkü videomuzda dairesel çoğaltma komutunu göz atacağız. Dairesel çoğaltma komutunu nerede? Hemen ona bakalım. Command Manager sekmemde benim. Unsurlarda doğrusal çoğaltmanın hemen altında burada dairesel çoğaltmayı bulabilirim. Geldiğim dairesel çoğaltma içerisine girdim. Öncelikle dairesel çoğaltma ile ilgili açılan pencereye bir göz atalım, neler var. İlk olarak parametreler kısmında burada hangi eksen etrafında unsurumu çoğaltacaksam onu burada belirtmem gerekiyor. Burada işte kaç derecede döndüreceğim, kaç adet olacak çoğaltma örnek sayım burada yer almakta. Buradaki eşit aralık seçeneği ise ben buradaki eşit aralık seçeneğini kaldırırsam eğer burada benim vermiş olduğum derece kadar hareket edecektir. Çoğaltma işlemini yapacaktır. Eğer burada eşit aralık seçeneği yaparsam 360 derecede görmüş olduğunuz gibi 4 adet çoğaltacak. Eğer ben bu eşit aralığı kaldırırsam burada benim vermiş olduğum derece kadar mesela 75 derecede 4 adet olacak şekilde çoğaltma işlemi yapacaktır. Hemen aşağı tarafa geliyorum. Geldim, eşit aralığı tekrardan seçtim. Alt tarafta unsurlar ve yüzler seçeneği. Burada çoğaltacağım unsuru veyahut da çoğaltacağım unsurun bir yüzünü seçmem gerekiyor. Geliyorum alt tarafta, eğer çoğaltacağım seçenek bir unsur değilse, bir gövde ise buradan gelip gövdelerden direkt o çoğaltacağım gövdeyi de buradan seçebilirim. Aynı şekilde alt tarafta atlanacak örnekler seçeneği. Burada çoğaltma işlemini yaptıktan sonra hangisini kaldırmak istiyorsam onu buradan gelip çoğaltma işlemini, o unsuru buradan gelip iptal edebilirim. Zaten bunu göreceğiz. Seçenekler kısmında ise kısmı ön izleme ve tam ön izleme olarak iki farklı seçenek var. Burada çoğaltma işlemin ön izlemesini görebiliriz. Girelim bu parçamızda şuradaki ortadaki destek kol unsurunu çoğaltma işlemini yapalım. Geldim. Şimdi ben bunu hangi eksen etrafında çoğaltmam gerekiyor? Ya bu silindirin şuradaki yüz etrafında çoğaltacağım veyahut da şunun eksen etrafında da çoğaltabilirim. Geldim parametreler kısmından yukarı çıkıyorum. Parametreleri seçtim. Geldim, dedim ki şu silindirik yüzün seçtim. Bakın direkt tam silindirik yüzün ortasından bir tane ok işareti çıktı zaten. Bu gövdenin, yani bu unsurun tam ekseninden itibaren çoğaltma işlemini yap dedim. 360 derecede 4 adet olsun diyorum. Ve gövdeler değil de unsurlar ve yüzleri aktif hale getirdim. Unsurlar ve yüzlerden de buradan gelip hangi unsuru çoğaltacaksam onu seçmem gerekiyor. Geldim. Dedim ki şuradaki benim bir fillet'im, yani radüsüm var. Onu çoğaltma işlemini al. Bakın ön izlemini zaten direkt görüyorsunuz. Radüsün ön izlemesini çoğaltmada bana gösterdi. Devam ediyorum. Buradaki gövdemi çoğaltmasını yap. Ve alt taraftaki radüsümü de gelip burada seçiyorum. Bakın çoğaltma işlemi ön izlemesi tamamlandı. Gelip burada daha sonra onay verdikten sonra bakın 360 derecede 4 adet çoğaltma işlemini gerçekleştirdim. Burada eğer çoğaltma işleminde kaldırmak istediğiniz bir unsur varsa nasıl kaldırıyoruz? Tasarım ağacında geldim. Dairesel kaplama olarak geçiyor. Geldim, sağa tıkladım. Unsuru düzenle diyorum. Ve açılan pencerede burada atlanacak örnekleri aktif hale getirdiğim zaman bakın çoğaltma işleminin hemen ortasında o çoğaltmanın tam ortasında noktası çıktı. Geldim, burada ben hangisinin olmasını istemiyorsam gelip burada seçip kaldırabilirim. Diyelim ki ben bunun olmasını istemiyorum çoğaltmada. Geldim bunu kaldırdım. Bakın ön izlemede de zaten direkt kayboldu. Şimdi onayladığım zaman oradaki çoğaltma işlemini iptal etmiş bulunuyorum. Dairesel çoğaltmayı bu şekilde kullanıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.